Sevgili izleyenler çok kısa bu nutuk meselesiyle ilgili, nutuk tarihiyle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Çünkü tartışılan bir mevzu. Hemen aydınlatmak istiyorum. Bazı Kemalist Atatürkçü arkadaşlar da bilmeyebilirler bu vereceğim bilgileri. Bakın nutuk ilk olarak biliyorsunuz 1927 Ekim'inde Mustafa Kemal CHP Genel Başkanı Mustafa Kemal tarafından yine CHP'nin ikinci olan Büyük Kongresi'nde 36,5 saatlik bir söylevinin, bir nutkunun, bir konuşmasının metni nutuk olarak da daha sonra basıldı. İlk Nutuk kitabı bu konuşmanın hemen ardından Osmanlıca alfabe ile 1927'de basıldı. İlk baskısını 1927'de yaptı Osmanlıca harflerle. Daha sonra harf devrimi oldu ve Nutuk ikinci baskısını 1934'te yaptı. Bakın kaç yıl geçmiş? 7 yıl sonra ilk ikinci baskısını yapıyor ve daha sonra üçüncü baskısını ise 1938'de yapıyor Cumhuriyet'in 15. yılı hatırasına. Şimdi burada duralım. Peki ee, daha sonra basılacak mı ve nutuk basıldığında kim ne demişti? Bakın hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü nutuk basılır basılmaz Mustafa Kemal nutkunu irade eder etmez e, o günkü gazetelerde geniş yankı buluyor yurt içinde ve yurt dışında. Böyle olunca da nutukta adı geçen yaklaşık 800 küsur kişi var. Milli mücadeleye katılmış adları karışmış isimler var. Kim onlar? işte Adnan adı var, Halid Edip adı var. E, Çürük Sulu Mahmut Paşa var, Kazım Karabekir var, Hüseyin Rauf Orbay var, İsmet İnönü var. Ve bunlar o zaman sıcağı sıcağına Nutuk'a açıklama yapıyorlar. Nutuk'taki iddialara karşı açıklama yapıyorlar. Bakın Adnan adı var o kadar kızıyor ki. E, diyor ki Mustafa Kemal hakikaten Türkiye'de artık bir diktatörlük kurdu ve yaptığı eserde de Nutuk'ta da doğruları söylemiyor diyor. Eş Halide Edip adı var da kendisiyle ilgili bahsedilen Nutuk'ta ifadelerle ilgili anlatılanlar doğru değil. Değil. Bana bir anlamda iftira ediliyor anlamına gelen e, tekziplerde bulunuyor. Çok önemli bir dönem Denizcilik Bakanlığı'da yapan Mahmut Paşa çok yanlış bilgi içeriyor Nutuk diyor. Aynı yıl yani Mustafa Kemal hayatta ve Nutuk yeni yayınlanmış. Ve Kazım Karabekir Şark Fatihi biliyorsunuz. ...Milli Mücadele'nin en önemli komutanlarından birisi. Yalan var bu kitapta, hem de çok sayıda yalan var diyor ve tek taraflı anlatılmış diyor Nutuk için. Aynı zamanda Hüseyin Rauf Orbay ki zaten Milli Mücadele'nin yine en büyük kahramanlarından... ...o da e, belgelerin de tahrif edildiğini, bakın belgelerin de tahrif edildiğini anlatıyor. Şimdi İsmet İnönü bahsine gelelim sevgili izleyenler. İsmet İnönü, evet Mustafa Kemal vefat ettikten sonra... 1950'ye kadar bakın Demokrat Parti gelene kadar yani iktidarı döneminde 12 yıl boyunca nutuku hiç bastırmıyor biliyor muydunuz? Buradan CHP arkadaşlara soruyorum. İsmet İnönü nutuğu neden hiç bastırmamıştır? Bunun cevabını rica ediyorum. Bir diğer mesele sadece nutuğu bastırmakla kalmıyor. Ders kitaplarından Mustafa Kemal azaltılıyor. Resmi dairelerden Atatürk resimleri kaldırılıyor. Paralardan kaldırılıyor. İnönü resimleri getiriliyor. Hatta nutuk bastırılmadığı gibi İsmet İnönü İnönü'nün kendi hut hitabesi, kendi nutku okullarda öğrencilere dağıtılıyor. Peki bunu kim yıkıyor? Yine CHP'nin hiç beğenmediği Demokrat Parti Menderes iktidara gelir gelmez nutkun dördüncü baskısını yani İnönü'nün döneminde hiç basılmayan nutku yeniden bastırıyor. Atatürk'ü koruma kanunu çıkarıyor ve Atatürk'ün kabrini yaptırıyor. Hatırlayın İsmet İnönü Mustafa Kemal ölüm döşeğindeyken bile hastalığında hiç ziyaretine gitmemiş. Cenazesine de katılmamış. Yapmıştı. Anıt kabiri de yaptırmamıştı. Bunları da not olarak belirtmek istiyorum. Peki Rauf Orbay Nutua niye itiraz etmişti? Şunun için şunu söylüyordu. Diyor ki Rauf Orbay e, bakın Nutuğun hemen arkasından 2 Kasım 1927'de Karabekir, Kazım Karabekir, Refet Bele, Ali Fuat Paşa ve Bendeniz hakkında diyor ulusu anarşiye sokmakla suçlanıyoruz biz diyor. Bize iftira atılıyor diyor. Rauf Orbay. Yine zaten e, belgelerin tahrif edildiğini anlatıyor. Adının adı var diktatörlük suçlamasını zaten söyledim. Ve e, burada bir şey daha söyleyeyim. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı 1990'da. E, Kazım Karabekir'in e, anılarını Uğur Mumcu e, yayınlamıştı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Tarih nutukla yazılamaz demişti Karabekir Paşa. Çünkü gerçekten de ciddi bir çünkü tek kişinin penceresinden anlatılan bir hatıra kitabı nutuk evet nutuk dağıtılabilir nutuk okunabilir kahramanlık yapmış bir milli mücadele komutanının hatıraları ve söylevleridir ancak burada evet nutukla birlikte Kazım Karabekir Paşa'nın hem de Uğur Mumcu'nun kalemi anlattı, aldığı Karabekir Anlatıyor kitabında dağıtalım mesela. Var mısınız? Karabekir Anlatıyor kitabını Uğur Mumcu'nun kaleminden Cumhuriyet Gazetesi yazarı, layıkçilerin de çok sevdiği o isim Uğur Mumcu'nun kaleminden yazan o kitabı da isterseniz okullarda nutukla birlikte dağıtalım diye de önermeden edemiyorum sevgili izleyenler. Şimdi e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında CHP'lilerin beğenmediği Menderes ve Demokrat Parti olmasaydı ne nutuk gün yüzüne çıkacaktı ne de Atatürk tekrar paralara ve devlet dairelerine geri dönecekti. Aslında Atatürk dönemini İsmet İnönü kapatmıştı. Yeniden gün yüzüne çıkaransa bugün CHP'nin sürekli eleştirdiği ve iyi ki darbe olmuş dediği Menderes sayesinde gerçekleşmiştir. Bunu da belirtmiş Olalım sevgili izleyenler. Sormak istiyorum. Peki İsmet İnönü neden hiç nutku bastırmamıştır? Bunun cevabını gerçekten merak ediyorum. Eee CHP'liler de bu sorunun cevabını dürüstçe vermelerini istiyorum diyelim ve devam edelim.